Yeniden merhabalar, hoş geldiniz. Yeni katılan herkese hoş geldiniz diyorum. Takip eden, daha önceden özveride bulunan bütün dostlarıma da teşekkürlerimi tekrardan sunuyorum. Renk numarası 291. Şöyle ütüleyince de tiril tiril kullanabildiğimiz, sevdiğimiz parlak iplerden bir tanesi ara ara modellerimde kullanıyorum. Diva baby şeklinde olanı da var. O da aynı özellikte, hiçbir farkı yok. Bebek örgülerinde kullanabildiğimizi anlatmak adına renkleri biraz daha canlı olmak üzere. Ve şimdi plus'ı çıktı. Nako pırlanta gibi o kalınlıkta bir ip. Harika bir örnek yapacağız. Angora iplerle çok güzel duruyor. Zaten pek çok yerde de denenmiş bir örnek. Özellikle kol ve yaka kesimi uzun süredir isteniyor. Oldukça yoğun yorum aldığım için bu defa merserize bir ip ile kol ve yaka kesimini yaparak anlatacağım. Bir hırka bir yelek örüyormuşuz gibi. Öreceğimiz projenin uzunluğundan biraz daha fazla olmak kaydıyla zincir çekiyoruz. Birinci sırayı sık iğne olarak yapabiliriz. Bir sıra trabzanla da başlayabiliriz. Ben zincir üzerine başlayacağım. Zikzaklı bir etek ucu görüntüsü olacak. Örneğimiz normalde 13 ve katları olmak üzere devam etmekte. Ben şimdi bir hırka veya yelekte sağ ön kenarı örüyormuşum gibi bu kısma lastik koyarak başlayacağım örneğe. Zaten direkt örneğin uygulamasına başlıyoruz. İlmekleri şöyle ikişerli olarak alıyorum. Altta sadece tek bir ilmeğim kalıyor. İkili trabzan şeklinde. İstediğimiz genişlikte burayı uygulayabiliriz. Şu anda ben çekim amaçlı olduğundan dolayı çok geniş bir lastik uygulamayacağım. Şöyle 7 adet ikili trabzan örüyorum. Bir tane zincir. Şimdi örneğin uygulamasına başlıyoruz. Bu kısımda bir zincirden sonra şurada bir zinciri de atlayabilirim. Atlamasam da olur. Şöyle atlayarak başlamak istiyorum. Videonun altındaki açıklama bölümünde bütün sosyal medyalarıma linkleri mevcut. Sorularınız ve mesajlarınız için ulaşabilirsiniz. Abone olmadan izleyen pek çok kişiyle artık sosyal hayatımda, güncel hayatımda da karşılaşıyorum. "Aa, siz o musunuz? Ben takip ediyorum ama abone değilim." diyorlar. Abone olmaktan korkacak bir şey yok. 1, 2, 3, 4 adet ikili trabzan. Bir tane daha yapacağız. 5 adet ikili trabzan örüyorum. Abone olduğunuz zaman sevdiğiniz bu kanalın daha fazla öne çıkmasına, daha çok kişiye ulaşmasına vesile olursunuz, katkı sağlarsınız. 6 adet zincirden sonra şöyle 3 zincir kadar aşağıya inerek bir tane pipirik örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Herhangi bir zincir atlamadan hemen yanındaki kısımdan bir, iki, 3, 4 ve 5. 5 adet ikili trabzan örüyorum. 5 tane sağda, ortada pipirikli kafesim, solda yine 5 adet olmak üzere. Bir tane zincir. Ne kadar çok beğeni ve yorum yaparsanız, paylaşımda bulunursanız kanala katkı sağlamış olursunuz. Ben de daha iyi, daha kaliteli videolar çekme imkanı bulurum. Bir tane ve yanındaki iki ve diğeri de üç tane olmak üzere. Bir, iki, üç adet zinciri atlayarak dördüncüsünün üzerinden. Bir. Katıl butonu gelecek. Üyelere özel cüzi ödeneklerle
Farklı ayrıcalıklı videolar, etkileşimler, canlı yayınlar ve çekilişler olacak. 3 4 5 adet ikili trabzan. Zikzak bir model. Şimdi burada mantıken arttırma yaptık. Dip dibe ördük, ara kısma zincir ekledik. Doğal olarak sayımız arttı. O yüzden de şurada eksiltme yaptık. Tekrardan 3, 4, 5, 6 adet zincir. Bir tane pipirik. 3 tane zincir. Atlamadan dip kısmından tekrardan 5 adet ikili trabzan. Şu lastik kısmı hariç birinci sıramız bu şekilde ilerleyecek. Tepecikler ve şurada kasmalar yapacağız. Bu sayı istediğimiz kadar olacak. Bir tane zincir. 1, 2, 3 adet atlıyorum. Örnek 2 sırada teknik olarak bitecek. İki renk uygularsanız her sırada ipinizi kesmeniz gerekecek. Onun da sebebini söyleyeceğim. Ve yine tekrardan 5 adet trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir, 1 adet pipirikle aynı şekilde yine devam edeceğiz. Battaniye örerseniz her sırada ipi kesmeye değer. Ama yelek tarzı bir şey de zor olacaktır. Bere tarzı, boyunluk tarzı dönerek ördüğünüz bir örgüde ip kopartmadan iki renk rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama orada da bir püf noktası var. Birazdan söyleyeceğim. Ve bu şekilde. Anlatım amaçlı öreceğim. Küçük parçada 4 adet örnek uyguluyorum ve şu şekilde bitiriyorum. Tepecikten sonraki soldaki 5 adet trabzanı örerek sırayı bitirmemiz gerekmekte. İkinci sıra. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 6 da olabilir. Dönüşünüzün rahat olacağı şekilde. İlk kafese atlıyorum. İlk boşluğa 2, 3, 4, 5 adet ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Alt sırada yaptığım gibi 3 zincir aşağısına iniyorum. 1, 2, tekrar 3 zincir. Şunun aynısını örüyorum. Sol kanada geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 adet ikili trabzan. 1 tane zincir. Şimdi yarım çamlarımızı yapmaya başlayacağız. Sıradaki trabzanın üzerinden başlayarak 1 İpi doluyorum. 2 3 4 5 Tekrar alıyorum. Sol kanada geçiyorum. 1 2 3 4 5 Örneğin burası arka sırası. Püf noktası bu kısım arka sırası. 10 adet trabzanın üzerinden ilmekleri çekerek topladık. Şunu
Kaçırmadan şöyle hafif uzatarak tutabilirsiniz. Sapsız tığlarla daha da rahat da bu işlemi yapabilirsiniz. Şöyle içerisinden bir kere de geçiriyorum. Ve orada bıraktığımız uçtan girerek şöyle biraz sıkıştırıp iki kere de yaparsam daha rahat ederim. Şu şekilde topluyorum ilmekleri. 1, 2, 3 tane zincir. Dip kısımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben biraz tombul istiyorum. Dörtlü de olur, beşli de olur. Bir kere de kapatarak bir fıstık örgü. 1, 2, 3 zincir. Tekrar dip kısımdan. Kapattık. Bir tane zincir. Geçişlerde birer adet zincirimiz var. Tekrar soldaki kutucuktan. 1, 2, 5 adet ikili trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı adet zincir. İlmek aşağısından. Bir tane pipirik. Bir, iki, üç zincirle yan tarafa geçiyorum. Bazen diyorlar ki hızlı örüyorsunuz. Şimdi 5 tane trabzanı aynı örüyorum. Yani onu yavaş örmenin bir manası yok. Sayısı belli ve örgülerimi durup durup tekrar tekrar gösteriyorum. Bir kez daha gösteriyorum. Bir zincir aşağıya bakan zikzakların üzerinden ilmeklerimizi topluyoruz. 1 2 3 4 5. Modellerime bakarak yaptığınız örnekleri benimle paylaşın Instagram'dan. Hikayelerde yayınlayalım. Reklam, tanıtım ve işbirliği için de yine ulaşabilirsiniz. Hem Instagram hem YouTube için. Kanalınız varsa, sayfalarınız varsa, üretici firmaysanız, malzeme satıyorsanız sponsor olabilirsiniz. Yine topluyorum. Hafif şöyle sıkıştırdım. İki defa da. Niye iki defa da yapıyorum? Geriye doğru gelmek daha rahat oluyor. Üç tane zincir ve dip kısımdan yine fıstık örgüyü örüyorum. Yel değirmeninin kanatları gibi aslında. 3 adet. 1, 2, 3 zincir. Tekrar dip kısımdan ve kapatıyorum. Tekrar bir zincir alıyorum. Ve aynı şekilde devam edeceğiz. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sıra başına kadar geldim. Şimdi burada lastiğimiz var. Şurası kafanızı karıştırmasın. 5 adet sol kanadına ait olan trabzan var. Şurada dönüşte ne yaptık? Bu 5 taneyi atladık ve içeriden devam ettik. Yani örnek şöyle bir minare gibi gitmekte. Burası atlanması gerekiyor. O yüzden ne yapacağım? Bir tane zincir çekiyorum burada. 5 adet trabzandan sonra kalan şu lastik kısmını öreceğiz. Burayı alpine modeli olarak yapacağım. Onu da şimdi göreceğiz zaten. Burası örneğimin arka yüzü. Önden görüntüsüne göre öreceğim burayı. Siz istediğiniz herhangi bir lastik trabzan uygulayabilirsiniz. Birinci trabzanı örüyorum. İkincisini ön trabzan örmem gerekiyor ama arka sıradayım. O yüzden
Arkadan öne doğru çıkarak şöyle biraz uzatarak çekiyorum. Sıradaki trabzanı düz trabzan. Ondan sonrakini yine ön trabzan. Tekrar düz. Ve sonuncuyu da düz trabzan olarak örüyorum. Biraz daha örünce çok güzel ortaya çıkan bir model bu. Tek başına örgü modeli olarak da yayınladım. Daha önce çanta ördüm. Dönüşte 3 tane trabzan. Şimdi bu modelde normalde şöyle yapacağız. Kaydırma işlemi yapıyoruz. Diğer sırada önden aldığımız trabzanı düz, düz aldığımızı önden alacağız. Kaydırma olacak. O yüzden ilk trabzanımın önden olması gerektiği için ben burayı da bozmak istemiyorum. Şöyle önden alarak çıktım. Düz çıksanız da olur. Bir şey olmaz. Sıradakine düz trabzan. Arka sırada normal ördüm trabzanı bu defa ön trabzan olarak örüyorum. Bu ayrıca da bir örgü modeli lastiğe düz trabzan, ön trabzan. Evet, bu 7 ilmeği bu şekilde. Evet, bu 7 trabzanı bu şekilde yürüteceğiz. Şimdi aradaki tek zincirim. Biraz önce söylediğim püf noktasına geldik. Şimdi bu örneğin ön tarafı, ön yüzü burası. Şu almış olduğumuz uzun ilmekler tersinden saçak halinde daha güzel gözükmekte. O yüzden genelde fıstık örgüler ve puf örgülerin ters tarafı ön yüz olarak kullanılmakta. Bakın farkı görün. O yüzden de bir boyunluk ördüğünüz zaman dönerek ördüğünüz bir projede ne yapacaksınız? Tersini kullanacaksınız ön yüz olarak. O yüzden iki renk ördüğünüzde ip kopartmanız gerekiyor düz örgüde. Çünkü hep bunun tersinin kullanması gerekiyor. Zaten tek sıra renk gittiği için geri dönemiyorsunuz. Bir zincirden sonra kafesin içerisine atlıyorum. Bu kısım hiç değişmemekte. Aynı şekilde örülecek. 6 tane zincir, bir tane pipirik, 3 tane zincir yan tarafa atlıyorum. Bir tane zincir alt sıradaki fıstığın tepesinden şöyle içinden geçirerek birleştirdim. Tekrar alıyorum kafesin içerisine. Zaten alt sırada şu fıstığı ördüğümüzde bir boy yukarıya çıkmıştık. Şimdi onu dengelemiş olduk. Beş tane trabzandan sonra yine bir zincirle kapatıyorum.
Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sıranın sonu bu modelle bitmek zorunda. Şu modelle bitirsek eksilme olduğu için kenar kısmı düzgün olmuyor. Şimdi sırayı tamamladım. İki defa ipimi doluyorum. Nereye? Şu alttaki son trabzanın üzerine. Şöyle üçlü bir trabzanla çıkıyorum. O yüzden şu zincir önemli. Yani 3, 4, 5 kaç ile şu düzgün görüntüyü sağlıyorsanız o kadar yapın. Tekrar dönüyoruz. 1, 2, 3, 4. 5 de olur. Bir yelek örecekseniz zaten bütün örün örneğin bütünlüğü açısından daha güzel olacaktır. Beş tane trabzan örgü, altı tane zincir, bir tane pipirik, tekrar üç tane zincir, sol kanada geçiyorum. Burası aynı. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir zincir. Şimdi ikinci sıranın tekrarındayım. Örnek hep aynı. Bir zincirden sonra 2, 3, 4, 5. Ama örneğin şekli değişecek bu sırada. Yel değirmeninin kanatları gibi olacak. Başlangıçta daha farklı. Evet, 10 tane ilmeği topladım. Bir kere de kapatıyorum. Şimdi burada örneğin arası açıldı. Bakın burada bütündü. 3 tane zincirle yine altılı bir puf örgü ve kapatıyorum. 3 tane zincir dik kısımdan. 1 tane zincir. Beş adet ikili trabzan. Altı tane zincir. Bir tane zincir. Son kez gösteriyorum. Altı ilmekle bir tane puf örgü ve üç tane zincirle aynı şekilde sırayı tamamlıyoruz. Lastik kısmına kadar geldik. Şimdi burada seviye farkı var. Bunu sonra kapatabiliyoruz. Ben böyle uğraşamam derseniz direkt örneği uygularsanız sonra kenarına tığlama yaparak lastik toplayarak da sonradan uygulayabilirsiniz.
Bir tane zincirden sonra bunu üçlü trabzan da yapabilirim. Seviye farkını biraz daha aza indirebilmek için. Bir tane zincirden sonra yine burada bakıyorum. Şimdi kayıyor ya. Şimdi en son ön trabzan yapmıştık. Şimdi düz trabzan olması gerekiyor arka sırada. O yüzden tekrardan düz trabzanla başlıyorum. Sıradakini ön trabzan olarak alıyorum. Söylediğim gibi üçlü trabzana da döndürebilirsiniz. Tekrar düz trabzan, bir kısa, bir de uzun trabzan yapıyorum. Öbür sırada da kısa trabzanı uzun, uzun trabzanı kısa olarak örüyoruz. Değişik bir fikir olsun diye burada anlatıyorum. Kafası karışanlar istediği şekli koyabilirler. Ve tekrardan ön sıradayız. Önümdeki trabzan uzun, o yüzden kısaya başlıyorum. Bir tane zincirle yine örneğin aynısını uyguluyoruz. Sol kanada da 5 adet ikili trabzan. Bir tane zincir. Fıstığın tepesinden geçiriyorum. Bir tane zincir. Tekrar diğer kafese atlıyorum. Ve budur. Örnek 2 sırada bir tekrar etmekte. Bir sırada bu şekilde sivri kafeslerimizi oluşturuyoruz. Arka sırada da yine köşe kenarlarında da yine aynı şekilde döneceğiz. Burası da yine aynı. Dönüşte de yine bu şekilde modelimizi toplayarak devam ediyoruz. Şimdi ben bir miktar öreyim. Kol ve yaka kesim kısmına geçelim. Evet, bir miktar ördüm. Çok az şu ara kısma ütünün ucunu basmayı denedim. Birazcık su var o yüzden. Örnek çok güzel. 3 boyutlu. Videoya çok yansımayabilir ama gerçeği çok tatlı, çok hoş bir görüntüsü var. Zaten beğenilen bir örnek. Şimdi şöyle bir sıkıntım var şu an. Lastik yürüterek bunu anlatmak istedim. Çünkü kenarını boş bırakıp da sonradan eklemek genel bir yöntem zaten. Burada da şöyle alpine modelini uyguladık. Şu aradaki seviye farkının bu kadar olacağını tahmin etmedim. Benim bu ikinci video çekişim ve tekrar üçüncüye çekmek istemiyorum vakit açısından. O yüzden yeni başlayanlar özellikle lastik yürütme işini bırakıp sadece örneğin kendisini örüp daha sonrasında kenarını yan tarafını şöyle tutarak istediği şekilde trabzan doldurabilir. Yine bu örneği dolaşarak yapabilir. Sık iğne yapabilir, battı çıktı yapabilir, fıstık örgü yapabilir. Bir şekilde süsleyerek lastik kısmını oluşturabilir, kesme açısından, yürütme açısından zorlanmaz. Bu lastik nasıl seviyesi birlikte yürütülebilir? Tabii ki de yolu var, yürütülür. Birazcık uğraştırır. Ben uğraşmak istemiyorum diyorsanız lastik yapmayın. Bu lastiği birazcık dengeleyeceğim, sökmek istemiyorum. Videoyu tekrar çekmek istemiyorum. Hem de kol kısmına lastik katarak kesmeyi göstereceğim. O yüzden şimdi iki tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Şuraya bağlamam gerekiyor. İki defa doluyorum. Rastgele hizasına nereye karşılık gelirse bir defa da dolayabilirim. Şöyle geriye doğru bir trabzanla bu kısmı bağlıyorum. Görüntünün bütünlüğü açısından. Böyle kurtarıcı teknikler üretebilirsiniz. Ondan sonra geriye dönerek lastiğe devam edeceğim. Çıktığım iki zincir ilk trabzanımda dolayarak çektiğimde şu bağ kısmı idi.
Bütünlüğünü korumak açısından bunu yapıyorum. Kısa trabzanları uzun, uzun olanları kısa örerek seviyeyi tekrardan dengeledik. Şimdi modeli olduğu gibi sıra sonuna kadar öreceğim. Şuraya kadar geleceğim. Sonra bir kere de lastiksiz kesmeyi göstereceğim. Bir de lastik, şunun gibi kenar lastiği ekleyerek kesmeyi göstereceğim. Önce kol kesimini anlatalım. Evet, insanın baktıkça bakası gelen modellerden bir tanesi. Şimdi ben lastik ekleyerek kol kesimini göstereceğim. Ondan önce lastik örmeden normal kesim yapıp sonradan lastik ekleyeceksek veya kenar kısmını dolaşacaksak onu nasıl yapabiliriz? Tek hamlede onu göstereceğim. Normal olarak dolguyu ördüm. Bir zincirle fıstığın tepesine bağladım. Şimdi o şekilde kesecek olanlar son kenarı yaparken şunu yapmasın. Arada tek zincirle şöyle bir geçiş yapıversin. Şu 10 tane trabzanı bir zincirle ayırsın. O ara kısmı yapmasın. Buraya geldiği zamanda da şöyle bir zincir iki defa dolayarak temsilen o ara kısmı şöyle düşünün şimdilik. Şöyle 2-3 defa da geriye doğru çıkıp, çünkü şu kasmaması için şu kısmın geriye doğru gelebilir. Buraya geldikten sonra şöyle bir zincirle uygundur. Sık iğne de olabilir ama içinden yürütürseniz daha güzel duracaktır. Bilye şeklinde şöyle yürüyerek. Normalde ne yapıyoruz? Şu boşluklara beşli trabzanları örüyoruz. Bakın buraya kadar geldik. Şurayı biraz daha kısa tutabilirim de. Ondan sonra ne yapacağız? Buradaki 5 adet trabzanı öreceğiz. Bu örnek kenarda bütün olarak kalacak. Yani şu örneğin bütünlüğünü korumamız gerekmekte. Daha fazla kesinti isteyenler buraya kadar da gelebilir ama bu baya bir geniş mesafe. Şu mesafe zaten yeterlidir. Parça parça yelek veya hırka örüyorsanız veya elbise örüyorsanız da şu kenar kısımlarını daha sonra birbirlerine şu zincir kısımlarından bağlayarak yan tarafla beraber birleştirebilirsiniz. Bütün örerseniz de örneğin modeli bozulmaz. Büsbütün örersiniz. Bu orta kısmı bu şekilde keserek ayırabilirsiniz. Evet, şu kol kesintisi tek hamlede tek sırada. Örneklerin gidişinden faydalanıyoruz. Bunu pek çok örnekte defalarca gösteriyorum. Şimdi lastik ekleyerek nasıl yapabilirim? Bu göstereceğim yöntem tabii biraz daha emek isteyen bir yöntem ama bu bir mantıktır. Şiş örgüde de, tığ örgüde de kullanabilirsiniz ve pek çok modelde bunu uygulayabilirsiniz. Sadece bu örnek için geçerli değil. Bu bir teknik. Biraz önceki söylediğim gibi bunun ara kısmına tek zincirle geçiyorum. Normal 10 adet dolguyu örüyorum. Evet, seviyeme kadar ulaştım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç tane genişlikte lastik bandı istiyorsam, kaç genişlikte, kaç trabzan genişliğinde istiyorsam, 7, 8, 9, 10. Ondan 2-3 zincir fazla çekiyorum. Şimdi buraya çok kalın yapmayacağım.
Şöyle. Ve istediğim sayıdaki trabzana buraya örmeye başlıyorum. Ön kenar gibi 7 adet olsun. 7 adet trabzanı buraya ekledikten sonra boyu kadar. Şöyle şurada hatta biraz açık kaldı ama önemli değil. Siz daha güzel yaparsınız. Şöyle. Boyunun yetiştiği yere kadar dönüyorum. Şimdi kolu kesmiyoruz. Eklediğimiz lastiği içeriye doğru yediriyoruz. Şu birinci trabzanın üzeri olsun. Bir iç, bir de dış olmak üzere trabzanları örüyorum. Ön sırada önden aldığım trabzanı tepe noktasından kısa trabzanı önünden alarak. Çok güzel bir renk. Çok duru bir lila tonu, leylak tonu. Yedi adet trabzanı ördükten sonra tekrardan. Tekrar döneceğim. Şiş örgüde de buraya kaç ilmek ekliyorsak o kadarını her dönüşte çift alarak eksilterek 10 tane eklediysek 10 tane eksiltme yaparak gidiş dönüş bunu tamamlıyoruz. Evet, bu örneği şu anda tamamen yok ettik. Ne yapmamız gerekiyor normalde? Bir tane zincir şu kısma modeli uygulamam gerekiyor. Siz şuraları daha muntazam yapabilirsiniz. Bir zincir yapmasak da olur. Daha çok böyle oturur bu kısma. Bakın. Lastiği bu kısma ekledik. Kol altına lastiği ekledik. İçeriye doğru yedirdik. Şuradaki genişliği daha kolu kesmiş sayılmıyoruz. Çünkü bunu ekledik buraya. Genişliğimize halen dahil. O sizi yanıltmasın. Eksiltme yapmış olmadık. Genişliği koruyoruz. Şimdi yine tepedeki fıstığımızı örüyoruz. Örneğime normal olarak devam ediyorum. Yaka ve kolu aynı anda gösteriyordum. Kafanız karışmasın diye göstermeyeceğim. Örneğimizi sıra başına kadar devam edelim. Evet, arka sırayı lastiğe kadar ördüm.
Tekrar öndeyim. Bu tarz lastik eklemek isteyenler şuradaki düşüklüğün gidişine göre gidiş dönüşü istedikleri zaman yapabilirler. Örneği aynı şekilde şuraya kadar örüyorum. Evet, kol altı kısmına kadar örneği ilerlettim. Bir örnekte lastiği katmıştık. Şimdi bu örnekte kol kesimini yapacağız. Şu fıstığın tepesini yapmayı unutmuşum dönerken. Öyle bir şeyle karşılaşırsanız örgünüzü sökmeyin. İpi hemen yumağın dışındaki ipin ucundan tutun. Şuraya bir fıstık yapın ve bitirin. Sökmenize gerek yok. Şimdi burada şu alt sırada yaptığım gibi arasında bir tane zincirle bu kısmı geçiyorum. Çünkü kol oyuntusunu yapacağım. Lastiksiz geçişte gösterdiğim gibi. Evet. Şimdi bir zincir fıstığın tepesine bağladım. Şimdi burada zincir çekmeyeceğim. Şimdi burada lastiğin muntazam bir şekilde gelmesi için normal lastiği örüyorum. Evet, şöyle bir geçiş yaptık. Gayet muntazam gözüküyor. Şimdi tekrar dönerek lastiği örüyorum. Fıstığın tepe hizasına kadar geldim. Burada şunu yapabilirim. Bakıyorum, şu ortaya atlamam için biraz mesafe fazla. Kasmasını da istemiyorum. Ne yapacağım? Şu 5 tane trabzanın ortasından kapatacağım. Tekrar döneceğim. Bir dönüş daha yapacağım burada dengelemek için. Normal birinci trabzanımı örüyorum ama bunu da şuraya bağlamam gerekiyor güzel gözüksün diye. Onun hizasına çıktım. Bakın atladım. Evet, onu birinci trabzanım sayıyorum. Ondan sonra devam ediyorum. Önemli olan burada matematiksel bir işlem var. Görüntüyü korumak. Örgümüzü kendi şeklimize muntazam olacak şekilde şekillendiriyoruz. Aslında bir matematik çıkardığımız üçgeni, kareyi, oyuntuyu, daireyi yerine koymuş oluyoruz. Bu kadar basit bir aslında şablon var gözünüzde canlandırdığınız zaman. Şimdi 7 tane trabzanı ördüm. Tekrardan şu kısma kadar geliyorum. Evet, kenar lastiğini geldik. Bakın kendiliğinden örneğin ortasına kadar geldik. Aslında farklı bir şey yapmadık. Şunu çıkarttık, lastiği yerine koyduk. Sadece şu kısmı çıkartarak kol oyuntusunu biraz önceki gibi yapmış olduk. Şimdi burada bir tane zincir çekmeyeceğim. Görüntü daha güzel gözüksün diye. Şimdi burada örneğinizi, yeleğini, sırkanızı ne kadarsa örelim. Tekrar geriye sıra sonuna kadar gelelim. Evet, şimdi benim parçam biraz dar olduğu için örnek çalışması. Şu yaka kısmına geldim.
Burada şimdi yakanın dönüşünü anlatacağım. Kol kısmı burada beklesin. Orada yeterince bir oyuntu oluşturduk. Burada da yine son örneğimin orta kısmındaki sivri çalışmayı yapmıyorum. Bir tane zincirle geçtim. 5 tane trabzan. 'Kadar fark olmasını istemiyorsanız uzun uzun üçlü trabzanlar, dörtlü trabzanlarla da uzun lastik yapabilirsiniz yan tarafta. Önünden aldığımız için de boyu biraz daha kısalmakta. Veya bir sıra trabzan yaparsınız, dönersiniz bir sıra sık iğne. Evet, şimdi burada seviye farkı tabii ki de var. Yedi adet trabzanı ördükten sonra zincir çekmeden hizasındaki neresine denk geliyorsa. Şöyle monte ediyorum. Geriye döneceğim ya. İki tane zincir benim trabzanım olsun. Tekrardan. Şöyle biraz ilerisinden. Monte ederek dönüyorum. Bu şekilde başka modellerde kendiniz yatırarak kesme işlemleri yaptığınız zaman bir kenara not edin. Diğer kenarı örerken kaçıncı sırada kaç tane yaptınız, nerede geri döndünüz şaşırmadan simetriğini rahatlıkla örebilirsiniz. Her seferinde bakmak zorunda kalmazsınız. Ve 7 bir tane zincirli onu da bu kısım onu da orta kısma monte ediyorum. Bir daha döneceğim çünkü buranın V yaka olmasını istiyorsam şöyle bir kavise ihtiyacım var. Normal bir örnekte de seviye farkı olmasa da bu şekilde gidiş dönüş yaparak döndürmenizi tavsiye ediyorum. Bir kez daha döneceğim. Ama bunu yaparken artık buraya monte etmeden döneceğim. Bitirelim ve tekrar dönelim. Kol altında bir örnek eksilttik. Yakada o kadar keskin bir dönüş yapamayız V yaka olduğu için. Ördüm ve tekrardan buraya kadar geldim. Şimdi burada yarım örnek eksilteceğim. Şu kısmı iptal ediyorum. Eğer lastiksiz örgü örüyorsanız sadece kesme işlemi yapacaksanız orada da bunu uygulayabilirsiniz. Şuradan zincirle dönüp de şu dolguyu yaptığımızda o dolguyu yapmazsınız. Zincirle sık iğne gibi yürüyerek sadece şu sol kanadı yaparsınız. Burada zinciri bir yapmıştık arka sırada. İki de yapabilirsiniz. Çünkü buraya şu yarım yaprağı örmem gerekiyor. Bir, iki, üç, dört ve beş. Lastik hafif dönecek. Şu örneğin burasını iptal ettik. Bir tane zincirle normal olarak örgünün gidişatına uygun olarak devam ediyorum.
Şimdi buraya geldiğim zaman şöyle bir şey var. Benim burada örgüm az kaldığı için daha fazla kesmeyeceğim. Ne yaptık? Buraya lastiği koyduk, bu kısmı kestik, şu örneği bıraktık. Bu örnek kenarda kaldığı zaman şuradaki şu yarımı sıra başında yaptığım gibi devam ettirmeniz gerekiyor örneğin sayısından dolayı. Eğer burada bu yarımı devam ettirmek istemiyorsanız bu fıstığı da şurada yaptığım gibi iptal etmeniz lazım şu örneğe kadar şöyle. Bir kez daha kesmeniz lazım. Eğer bu oyuntu fazla gelmiyorsa bir tane daha kesin şu örneğe kadar gelin. Böyle lastik kalın bir şekilde eklediğinizde fazla gelmez. Şunu da iptal edebilirsiniz. Onu da nasıl iptal edersiniz? Böyle bir zincir ördükten sonra normal şuradaki lastiğin direkt örgüsüne geçersiniz. Bu burada biter ve kaybolur. Örneğiniz şuraya kadar gelir. Burası güzel bir kol oyuntusu olur. Bakın şöyle. Yani iki tane yaprak, iki tane çam modeli. Toplamda 4 model. Ama küçük bir tığlama yapacaksak kenara bu şekilde lastik uygulamayacaksak o kesinti fazla gelir. Şurada bırakmanız, şuradan da yarım devam ettirmeniz uygun olur veya şurada bırakmanız uygun olur bedeninize göre. Evet, kesmeyi tercih ederseniz bu şekilde birleştirin, lastiği örün, geri dönün. Geri dönüp buraya geldikten sonra ne yapmanız gerekecek? Normal şu lastikten bir zincirle bu buraya direkt atlayacaksınız ve örnek iptal olmuş olacak. Ne olacak? Bu lastik seviyesi de altta kaldığı için gidiş dönüş arada yapabilirsiniz veya dediğim gibi üçlü dörtlü dolayarak uzun uzun trabzanlar yürütebilirsiniz. O da güzel olacaktır. Ben şimdi yakayı göstereceğimden dolayı bunu kesmeyeyim. Yarım örneği devam ettireyim. Hem onu da görmüş olun. Şunu niye devam ettiriyoruz? Kanadımızın toplayabilmek için. Onu da şu ara kısma yapacağız. Şöyle lastikle olan ara kısma yapacağız. Beş adet trabzan. 1 tane zincir. Hızlıca geçiyorum çünkü aynı lastiği ördüğüm için. Lastiği ördükten sonra bir tane zincirle örneğimi uyguluyorum. Burada da yarım örneği bırakmıştık yaka kısmında.
Şuna karşılık geldiği için bu yarımı yürütmek zorundayız. Kesme işleminde ona dikkat edeceğiz. Evet, modelimizi burada tamamladık. Şimdi şu bir zinciri yapmayalım. Yakayı döndürüyoruz çünkü. Evet, şimdi şuradan itibaren yaka dönmeye başladı. Burası da dik şekilde ilerleyecek. Orayı da bitirdik. V şeklinde bu şekilde kesmeye devam etmek için bu sırada örneği öreriz. Sonraki sırada şu yarımı da kaldırırız. Sonraki sırada yine yarım örnek kaldırırız, bu tarafa kayarız. Yani her seferinde şu yarım örneği kaldırırız belli aralıklarla yakanın gidişine göre. Döndürme işlemi olduğu için yine bir zinciri burada da yapmayacağım. Şöyle hemen yatık bir şekilde geçeceğim. Eğer şurada bir kasma olursa aradaki zinciri iptal etmeden devam edebilirsiniz. Onu örgünüzün ayarına göre yapabilirsiniz. Şurada yine gidiş geliş yaparak çekmeyi engelleyebilirsiniz. Tekrar söylüyorum, lastik örmeyecekseniz çok kolay bir şekilde örnekleri eksilterek devam edebilirsiniz. Normal olarak örneğimizi örelim sıra sonuna kadar. Evet, burada eksiltme yapmadığım için yarım örneğe devam ettiriyorum. Zinciri şurada 2 de yapabilirsiniz arada biraz daha böyle yüksek olması için. Normal olarak ördüm, döndüm. Herhangi bir şey yok, kafanız karışmasın. Örneği aynen, sadece örneği aynen devam ettiriyorum. Şurada yarım bir tane ördüğümüz için. Şimdi bu kısımdan yine fıstığı toparlayalım. Kısmı göstermeye gerek yok. Örneği aynen öreceğim. Arka sıradayım ya. Normal örelim. Modelimize devam edelim ve şu lastiği de örelim. O kısma kadar gelelim. Bu kısımda bu modeli de iptal etmiştik biliyorsunuz şu kısmını. O yüzden yaka kısmında. Evet, yaka kısmı modeli iptal ettik. Tekrar bunu da iptal etmiştik. O yüzden o kısmı atlayacağız. Normalde toplamamız gerekiyor şu kanattan tamamını. Lastiğe atlıyorum. Yine burada seviye oluşturmak için geri döneceğim. Böyle bakınca biraz karışık gibi ama ördüğünüz zaman mantığını anlarsanız bu teknikle istediğiniz lastiği, istediğiniz modelde
uygulama şansınız var. Ama bence böyle zikzaklı modellerde böyle uğraşmayın, değmez. Normal kesin, kenar kısmından toplayıp lastiklerini sonradan örün. Ama böyle de görüntüsü bambaşka olmakta çok. Ama böyle uğraşınca da görüntüsü bambaşka, çok güzel oluyor gerçekten. Şurada zincirsiz geçince birazcık örneğimi kaydırdı, ütü düzeltir ama şu arada demek ki zincir koyalım. Bir iki tane de koyabiliriz kasmasın diye. Şimdi lastik seviyesini yükselttim, örüyorum. Evet, lastiği ördük. Şimdi artık şu iki örneği de iptal etmiş olduk. Şöyle bir V gitmekte, inanın çok orijinal gözüküyor. Şu şekilde de çok farklı gözüktü. Dilerseniz bunu biraz daha böyle devam ettirip düz çıkarak da nasıl yaka tarzı seviyorsanız, isterseniz kol altından baya bir aşağıda, böyle aynı hizada, biraz daha yukarıda nasıl seviyorsanız açıklık olarak o şekilde başlayabilirsiniz. Ben kol oyuntusunu verdikten birkaç sıra sonrasında başladım. Şimdi artık eksiltmeyeceğim çünkü parçam küçük. Mantığını anlatmış oldum. Onu devam ettirip örecek olan sizlersiniz. Her bir örnek için bir yelek, bir proje bitirmem imkanlı değil şu anda. Burada son trabzandan sonra iki zincir çekerek normal olarak normal devam ettiğim şu örgüme geçiyorum. Ben şimdi bir miktar yürüteyim, daha net şekil ortaya çıksın. Kesme yapmadan düz çıkacağım. Ve son sıranın kapatılışına geçelim. Evet, sahneye çıkabiliriz. Şöyle muhteşem bir renk gerçekten. Renk tonu çok güzel. Ve inanın merserize iple de çok farklı durdu. Dağınık durması, böyle puf örgülerin, fıstık örgülerin merserize iplerle dağınık durması çok daha şık oluyor inanın. Tamam, angoralarda da güzel oluyor, çok güzel oluyor, vazgeçilmezimiz ama Alpine modelinin burada çok kendini göstermeyeceğini düşünmüştüm ama bitince tırtıklı yapısı çok hoş gözüktü. Bence bunu başka yerlerde de deneyin, kullanın. Trabzan örgülü modellerinizde. Şimdi nasıl toparlayacağım kısaca, size nasıl tam olarak ifade edeceğim onu düşünüyorum. Şimdi bir şeyler yaptık. Güzel bir kesim, güzel bir görüntü oluşturduk ama teknik uygulamada özellikle yeni başlayanlar, yakın zamanda başlayan kişilerin zorlanabileceği bir kesim oldu. Güzel anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Ben size yanlışları da gösteriyorum. Çünkü kendiniz kafanızdan şöyle de olur diye üreterekten sonra söküp tekrar başa dönmenizi istemiyorum. Her ihtimali değerlendirip deniyorum. Şimdi bu örnekte olmaması gereken şeyi size söylüyorum. Bakın örneğin serpiştirilmiş bir gidişi var. Burada ben fıstık örgüyü yarım bırakırsam, şu örneğe kadar gelmezsem kesme işleminde lastikle şu kısım aynı seviyede ilerlediği için örgü birazcık sıkışmakta. Bakın aşağıdan yukarıya doğru giden bütünlüğü değişiyor. Fark ederseniz son 4 tane örnek daha çok dip dibe gelmiş durumda. O da neden kaynaklanıyor? Şuradaki sütun gibi yukarıya çıkmadığından, yana doğru yamulduğu için. Demek ki ne yapacağız? Benim sayım az oldu diye hem bunu da bir denemek istedim. Yapanlarınızda belki olmuştur. Demek ki bu şekilde bırakmayacağız. Şu fıstığı iptal ederek örneği şurada bırakacağız veya burada bırakacağız. Hep kenar kısmına şu fıstıksız örgünün gelmesi gerekiyor. Çünkü o arttırma kısmı, toplama kısmı değil. İkinci dikkat edeceğimiz şey, şuradaki kesişlerde yatırırken arada bir ya da iki zinciri yine uygulayalım. Zinciri tamamen iptal etmeyelim. Örneği toparlıyor. Üçüncü önerim, örneği lastiksiz örün, lastiksiz kesin. Ondan sonra kenar kısmına böyle bir örneği hem kolda hem burada ilave ederek yapabilirsiniz. Tabii ki de şu oyuntu çok güzel, çok da muntazam durur ama yaparım derseniz de yapar geçersiniz. Zor, çok zor da değil aslında. Topu topu 4 tane kol oyuntusu yapıyoruz. Etek ucuna gelince, bu modelin etek ucuna bir şey yapmaya gerek yok. İlk sıranın üzerine tersten şöyle bir sıra sık iğne veya kenar biyesi içinden geçirerek yürütebilir. Biraz daha hattını kalınlaştırabilirsiniz. Pek çok projede kullanabilirsiniz. Yarım çam modeli diye geçmekte. Ben her ne kadar ismine uyumlu görmesem de modeli bu şekilde piyasada. Şunu da ilave etmek istiyorum. Örneğin
son sırasını ön sırada veya arka sırada kapatabilirsiniz. Burada ne yaptım? Şu tepe noktasını sivri bir şekilde arka sırada yapmadım. Ön lastiği örünce tepesine direkt olarak zincirle atladım. Sık iğne gibi, bir ye gibi içinden yürüterek geldim. Yine tepe kısmından şu dolguyu yaparak buradan dümdüz bitirdim. Ters tarafta da düz hat sağlayacak şekilde bunu kafanıza göre yapabilirsiniz. Örneğin şöyle bir avantajı var. Omuzdaki şu eğim iyidir. Daha güzel durur. Zaten şöyle dümdüz olmaz. Şöyle düz bir hat omuzda güzel durmaz. Böyle birazcık dökük ve düşük durması gerekiyor. Tam omuz genişliğinizde kalacak kadar bunu yapacağız. Bakın şu eğimde modelin kendiliğinden bize verdiği bir avantaj. Evet, kanalımın daha iyi yerlere gelmesi için sizlere ihtiyacım var. Nasıl ihtiyacım var? Beğenmeyen kişilere, istemeyen kişilere zaten zorla izleyin, abone olun diyecek durumda değilim. Öyle şeyleri de sevmiyorum ama izliyorsunuz. Abonelerimin 5-6 katı sayıda insanlar beni izliyor ama abone olmadan izliyor. Abone olmanızda herhangi bir mahsur yok. Sadece sayı olarak istatistikte biraz daha öne geçmeme, daha çok önerilere çıkmama vesile olursunuz ve böyle güzel videolar, modeller daha çok kişiye ulaşır. Beğeni yapın, yorum yapın, sitelerinizde paylaşın. Ördüklerinizi benimle de paylaşın ve ben de hikayelerimde sizden gelenler kısmında bunları paylaşayım. Sizlerin de tanınmasına vesile olur. Reklam ve işbirliği için de Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Facebook, YouTube, Instagram ve Pinterest'ten Emine Toker hobi mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Yeni, güzel ve değişik projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.